Sosyal medyada gördüğü video akımından etkilendi ve kaşıkla soda şişesini patlatmaya çalıştı. Kapağın gözüne isabet etmesi sonucuysa göz merceğini kaybetti. İşte 5 yaşındaki minik Çınar'ın başına gelenler. TikTok şüphesiz internetin en toksik yerlerinden biri. Kontrolsüz bir şekilde tehlikeli meydan okumalara getirdi. 6 yıl süren tarihinde birkaç mağduriyet yaşandı. En bilinenlerden biri Onlyjas oldu. Eğer bugün TikTok profiline bakarsanız hiçbir şey normalden farklı görünmüyor. Çoğunlukla hayat hileleri veya hayvanlar hakkında gerçekler gibi zararsız içerikler paylaşıyor. Ve onun TikTok'un en nefret edilen içerik üreticisi olduğunu gösteren bir şey yok. Ancak biraz aşağı kaydırırsanız bir yıl önce en azından 2 katı kadar izlenme aldığını ve bir yıl öncesine kadar daha da fazla izlendiğini göreceksiniz. Peki burada ne oldu? TikTok'ta halk mahkemesi her zaman oturumda. Ve birkaç yıl önce bu oturum Onlyjas'a odaklandı. O her zaman nefret yorumlarına ve olumsuz geri bildirimlere hızlı bir şekilde cevap vermişti. Ve 2020'de TikTok kariyerinden sadece bir yıl sonra nefret yorumları konusunda ne kadar sinirlendiğini ve onlarla başa çıkamadığını tweetledi. Ancak günde başa çıkma yeteneğine rağmen kanalı büyümeye devam etti ve Temmuz 2020'den 2021'e kadar 6 milyondan fazla takipçi kazandı. Ancak TikTok kullanıcıları kısa sürede onun kolay bir hedef olduğunu fark etti ve kendi profilini sitede yükseltmek için kullanabilecekleri bir fırsat doğdu. Her şey Şubat 2021'de 4 yıl önceki bazı mesajların doğrudan sızdırılmasıyla başladı. Bu mesajlar Onlyjas'ın bilinmeyen bir eşcinseli küçümsemesi, onları ve ebeveynlerini aşağılamasını içeriyor. O dönemde belirgin bir sorunla karşı karşıya olduğu çıktı. Ancak hemen akabinde yaşananlar haklı mıydı sorusunu hala cevapsız kılıyor. TikTok kullanıcıları içerik üreticisini eleştirmek için fırsatı kollayarak hemen ortaya çıktı. 7. eleştirme videosundan sonra Onlyjas bir karına karşı bir tirat başlattı ve yavaş tepki vermesinin nedenini kendi hastalığına bağladı. Bana konulan bir nörolojik bozukluk var ve bazı şeyleri unutmama neden oluyor dedi. TikTok'tan tamamen atılması için 400 binden fazla imza toplandı. Açıkçası işe yaramadı. Ancak Onlyjas hala büyük bir beğeni, izlenme ve takipçi kaybı yaşadı. Hala videolarına devam etse de geri dönüş yapamadı ve bugün bile tepkilerden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya. Tanınan herhangi bir kişinin bu tür bir zayıflık göstermesi veya hata yapması durumunda TikTok'un acımasız olduğunu kabul etmek zor değil. Binlerce farklı grup var. Her bir grubun nedenleri ve dokunulmaması gereken konuları var. Bu sadece TikTok için bir sorun değil. Elbette Twitter ve YouTube'da da sorun devam ediyor. Ancak TikTok'ta binlerce farklı bölünmüş grup var. Her ne kadar Onlyjas'ın bu tür şeyleri söylemesi veya sürekli olarak ortaya çıkması yanlış olsa da birçok insanın bu tür işten faydalanıp içerik elde ettiği çok açık. Bir takipçiniz varsa ve zayıf bir yanınızı gösterir veya bir hata yaparsanız binlerce kişi para ve ünle kavuşmak için sizi yıkmaya hazır olacak. Ve bir kez radarlarına girdiğinizde en küçük saptamada bile söylediğiniz veya yaptığınız her şey bir kartal gibi izlenecek. Onlyjas'a yöneltilen nefretin en azından iyi bir nedeni vardı. Ancak tüm bunlar olduktan sonra insanlar neredeyse herhangi bir şeyle ona ulaşabileceklerini biliyorlardı. Birkaç ay sonra rehber köpekleriyle ilgili bir şaka yaptı ve her şey tekrar başladı. Eğer bir hizmet köpeği size yaklaşırsa ama yalnızlarsa, bu sahibinin sorun yaşadığını ve muhtemelen hareket edemediği anlamına gelir. Bu yüzden onu takip etmelisiniz. Çünkü ücretsiz bir cüzdan alacaksınız. Bir topluluk hemen anında Onlyjas'a saldırdı. Onu suçladı ve topluluklarını zarara uğrattığını, şiddeti teşvik ettiğini ve kendilerini güvende hissettirmediğini söyledi. Onlyjas, iyi bir içerik üreticisi değil, takip edilmemeli ve dinlenmemeli. Orta halli bir şaka yüzünden ki bu şakayı bir videoda şaka olarak etiketlemişti ve bu yetmezmiş gibi bir başka yaratıcı ortaya çıkararak onunla işbirliği yapmayı teklif ettiğinde ona yazmış olduğu metnin kendisinin yazmadığını iddia etti. Binlerce komiden her gün Onlyjas'tan daha fazla saldırgan şakalar yapar ve kimse umursamaz. Ama eğer bir kolay hedef ve bir dövme torbası olarak profillendirilirseniz itibarınızı koruyabilmek için yapabileceğiniz bir şey yoktur. Aynı okulda bulunan zorbalar gibi. Eğer tepki vermezseniz sonunda bir sonraki hedefe geçecekler. TikTok kullanıcıları özellikle dramaya önem veren olgunlaşmamış çocuklardan oluşuyor. Ancak TikTok'taki toksisite sadece uygulamayla sınırlı değil. Günümüzde büyüyen Z kuşağı çocuğunun geleceğini etkileyebilir. Pandemi sonrası okula dönen çocuklar derslerine çok daha zor odaklanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri genelinde 1000 öğretmenden oluşan ankete göre öğrencilerin dikkat süreleri ciddi şekilde azalmış durumda. Ve şimdi neredeyse hiçbiri odaklanamıyor. Öğretmenler onları 5 dakikadan daha uzun süre çalıştırmakta zorlanıyor. Peki burada ne oldu? Pandemi başladığında bir yıl boyunca okul ve dersler uzaktan yapıldı. Bu süre zarfında neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Bu öğretmenin hatası değildi. İnsanlar başka bir tarayıcı sekmesi açmak veya telefonlara bakmak konusunda engelleyici bir şey yapamazdı. Çocukları suçlayabilir miyiz ki? Parmak uçlarından sadece saniyeler kadar uzakta olan dikkat dağıtıcılar ve TikTok'un bir yıl boyunca sürekli olarak çocuklara sunduğu kısa hedefli dopamin patlamaları sayesinde çoğu çocuğun şansı olmadı. Çünkü TikTok bir yıl boyunca hayatlarının büyük bir bölümünü oluşturdu.
Gerçek dünyaya geri döndüklerinde ise tek karşılaştıkları şey zorluktu. Okula geri döndüklerinde sıkıcı sınıf ortamına geri dönmüş oluyorlardı. Saatlerce en sıradan işlere odaklanmanız gereken bir ortam. Ne yazık ki TikTok'un en yaygın sorunu, belki de en zararlı olanı, eğer sosyal medyada 5 yıl ve üzeri bir deneyiminiz varsa muhtemelen TikTok zorlukları hakkında bir şeyler duymuşsunuz. Formül şu: çocukları tehlikeli ve aptalca şeyler yapmayı teşvik etmek, bu eylemlere videoyu çekmek ve ardından milyonlarca kişiyle çevrim içi paylaşmak. Sosyal medyanın bu manipüle edici aptal yönlendirmeleri yüzünden 2021 ve 2022 yılları arasında 20 çocuğun ölümüne neden oldu. Bunlardan 15'i 12 yaşın altındaydı. Bu tür aptalca davranışlar yıllardır var olabilir. Ancak çocuklar bunları diğer çocuklardan öğrenmek yerine TikTok aracılığıyla öğrenirse bunları denemeye daha fazla eğilimli olabilirler. Bu durumda Türkiye'de çocuklara yardım edecek sorumlu ebeveyn olmadığı için de çocuklar genelde saatlerce kendi cihazlarıyla baş başa bırakılır. Her geçen yıl daha genç çocukların kendi cihazlarına sahip olmalarının denetimsiz bir şekilde kabul edilmesi daha yaygın hale geliyor. İnternet, düşünme yeteneğine sahip olmayan çocuklar için son derece tehlikeli olabilir. Açık tehlikelerin her köşede beklediğini görüyorum. Ancak TikTok'un kesinlikle sorumlu olduğu bir sorun var: TikTok Live'daki küçük yaştaki kullanıcıların istismar edilmesi. Geçen yıl yürütülen bir Forbes raporu, TikTok Live'ın 18 yaş sınırına rağmen platformdaki son derece gevşek kontrollerden kaçan 8 yaşındaki çocuklar dahil olmak üzere birçok örnek bulundu. Hızla bir izleyici kitlesi kazanıyorlar ve bu da pedofili sapıklarının ilgisini bir ayrı çekiyor. Bu kişiler genç kızlardan vücutlarının bazı bölümlerini göstermelerini isteyen taleplerde bulunuyor veya kameraya göğüslerini göstermelerini istiyorlar. Bu hizmetlere karşılık olarak bu talepler parayla karşılanıyor. Hem nakit uygulamaları gibi harici siteler aracılığıyla hem de TikTok'un kendi sanal hediyeleri aracılığıyla. Bu hediyeler nakite dönüştürülebiliyor ve TikTok'un bu tür hediyelerden aldığı komisyon bu tür uygulamalara daha sert bir müdahalede bulunmamalarının bir nedeni olabilir. Bu hediyeler nakite dönüştürülebiliyor ve TikTok'un bu tür hediyelerden aldığı komisyon bu tür uygulamalara daha sert bir müdahalede bulunmamalarının bir nedeni olabilir. Bu yasal bir sömürü. Özellikle Türkiye gibi sorumsuz ebeveynlerin bulunduğu bir ülkede yaşıyorsanız bu durumun yaşanılması kaçınılmaz. TikTok bu tür şeylere bir son vermek için bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi görünse de hesaplar eninde sonunda yasaklanıyor ve uygulama üzerinden canlı yayın yapabilen veya bağış alabilenler için kuralları sıklaştırıyorlar. Ancak çocuklara karşı değil. TikTok'un izleyici kitlesini oluşturan sapıkları hedef almaları gerekiyor. Onları kalıcı olarak yasaklamak ve yetkililere bildirmek yerine TikTok onlara neredeyse bir uyarı veriyor. Mesaj gönderen kişilere ilk olarak bir haftalık bir yasak verilir, ardından bir ay yasak gelir ve yine de yakalanırlarsa ancak üçüncü kez kalıcı olarak yasaklanırlar. Mesaj gönderen kişilere ilk olarak bir haftalık bir yasak verilir, ardından bir ay yasak gelir ve yine de yakalanırlarsa ancak üçüncü kez kalıcı olarak yasaklanırlar. Ve eğer yasaklanırlarsa bu kişilerin hiçbir zaman yakalanmaması durumunda dökülen binlerce gereksiz uyarı mesajının anlamsız olduğunu belirten eski TikTok moderatörleri, bu kişilerin hiçbir zaman yakalanmaması durumunda dökülen binlerce gereksiz uyarı mesajının anlamsız olduğunu belirten eski TikTok moderatörleri bu politikaların yeterince sık olmadığını açıkça gösteriyor. Ancak TikTok'un daha ince zararlar veren tarafı çocukları uygulamadaki kültüre dahil ettiği durumdur. Onlara görünüşlerinin her şey olduğu bir dünya gösterir. Zihinsel bozukluklar, Pokemon gibi toplanması gereken ilginç özellikler ve saldırgan davranışlarının normalleştirildiği bir dünya. TikTok'ta 13 yaşından küçük olan kullanıcıların sayısının artması, platformun güvenliği ve etiği konusunda ciddi sorunlar yaratıyor. 5 yaşındaki bir çocuğun 13 yaşından büyük olduğunu söyleyerek bir kutuyu işaretleyebilmesi cidden çok kolay. TikTok bu sorunu çözmek için bazı önlemler almaya çalışıyor ancak yeterli olmayabilir. TikTok meydan okumayla ilgili anahtar kelimeler üzerinde kısıtlamalar koymaya çalıştı. İnsanlara nasıl yapacaklarını anlatan videolar yerine ne kadar tehlikeli olduğuna dair uyarılar gösterdi. 12 yaşındaki bir çocuk sırf bu saçma meydan okumalar yüzünden hastanelik oldu ve ebeveynlerine doktor kötü haberi verdi. Ebeveynlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok'a karşı açtığı davalara rağmen TikTok halen yasa olarak sorumlu tutulamıyor. İtalyan hükümeti daha fazla alt yaş hesabı kaldırmaya odaklanmalarını talep ettikten sonra TikTok, yarım milyondan fazla hesabı yasakladı. Tabii ki bu aptal zorluklar yıllardır var olmasına rağmen çocuklar bunları diğer çocuklardan öğrenmek yerine TikTok üzerinden öğrenirse kendi başlarına denemeye daha yatkın olabilirler. Bu tür şeyleri daha da tehlikeli kılar çünkü yanlış gittiğinde onlara yardım edecek kimse kalmaz. Tablet ebeveynliğinin dispotik çağında çocuklar genellikle saatlerce kendi cihazlarıyla baş başa bırakılırken her geçen yıl daha genç çocukların kendi cihazlarına sahip olması ve neredeyse hiç denetim olmaksızın kabul edilebilir hale geliyor. İnternet düşünme yeteneğine sahip olmayan çocuklar için son derece tehlikeli. Uygulamanın her köşesinde açıkça görünen tehlikeleri görüyoruz. Aileler çocuklarının biçimlendirici yıllarında kendileri tarafından değil TikTok tarafından yetiştirilmesine halen razıysa bu tür sosyal medya kurbanlarının durması mümkün değil. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bana destek olmak ve bu tarz videoların devamını getirmek adına aşağıda bulunan butonları kullanarak kanala abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz.